nasıl bir anda evinizde eğer tansiyon aletiniz varsa, tansiyon ölçme konusunda tereddütleriniz varsa bir takım otomatikler çıktı evet, şu anda. Evet. Onlar da kendileri ölçüyorlar. Fakat en doğru yöntemin hep bu olduğunu söylersiniz. Evet, biraz daha civalı şeyler aslında daha iyi. Bunlar evet. Güzel. Elektronikler de artık yavaş yavaş hani o standartlara oturdu doğrusunu isterseniz. Hastanelerde bile artık onları kullanıyoruz. Bir kere bir, tansiyon ölçmeden önce kişi mutlaka dinlenmeli. Tamam. Yani bir yerden dışarıdan geldin, işte koşturdun, ettin, zaten hani kalp hızın yükselmişti, tabii. Tansiyonun yükselmişti. Lavabodan yanlış çıktın, bir ölçüm. Bu da evet, çok önemli. Kesinlikle öyle. Evet. O yüzden önce bir dinlenmiş olmak gerekiyor. Sonrasında tansiyon manşonunu alıyoruz. Yasin senden rica edeceğim, sen de bunu tut istersen. Şimdi kolumuzun üst tarafına hemen sağ bakın kol, bu dirsek çukuruna değil. Etmez, değil mi? Şimdi onu söyleyeceğim. Evet. Onu tekrar ama soralım. Unutmayalım. Tamam, önemli bir ayrıntı çünkü o. Şöyle sardım ve bu çıkan diyelim ki işte balonu şişiren tüpü damar dediğimiz burada atar damarımız var ya, herkes şöyle otururken bir baksın. Dirseğinin hafif iç tarafında şurada. Bak nabzın attığını hissedeceksin. Şurada bir bakar mısın lütfen? Hissediyor musun? Aynen. Herkes aslında bizi izlerken bir baksın. Aynen. Sen de bak lütfen, kendi nabzını hissediyor musun? Hissediyorsun, tamam. Şimdi bakın en basitinden büyük tansiyonu gösteriyorum evet. Şimdi. Bakın steteskopsuz ölçüyoruz şu anda hiç tamam. Dinlemeden. Peki. Şimdi bunu 200'e kadar çıkardım. Tamam. Tamam. Şöyle özür dilerim, tekrar başlayacağım. Sen şimdi nabzını tekrar tut ve hisset. Şöyle 3 parmağınla hisset. 3 parmağınla öyle daha net olur. Tamam şimdi bak şişiriyorum. Nefes al bu arada. 200'e kadar çıkardım. Şu anda nabzın kayboldu değil mi? Kayboldu. Şimdi yavaş yavaş indiriyorum. İlk duyduğun nabzı, ilk hissettiğin noktayı bana söyle. Daha hissetmedin. Bakın ibre yavaş yavaş düşüyor. Hissettin. Hissetti. Kaçta hissettin? 13'te hissettin. Bu ne demek biliyor musunuz? Tansiyon demek şu. Şimdi Yasin'in kalbi kanı belli bir basınçla kola doğru itiyor. Hı hı. Tamam. Ben de o basıncın üzerine çıkıyorum ve o damarı kapatıyorum. Sonra yavaş yavaş gevşettiğim anda buradaki basınç kanın basıncının altına düştüğü zaman o zaman kan bir anda aşağı gidiyor ve nabzı hissetmeye başlıyor. Evet. Yani buradaki basıncın değerini böylece ölçmüş oluyorum. Evet, çok tansiyon önemli. Dediğimiz şey aslında bu. İlk vurduğu nokta büyük tansiyon, büyük tansiyon, son vurduğu nokta küçük tansiyon. Şöyle onu küçük tansiyonu ancak steteskopla anlıyoruz. Peki. Ne yapıyoruz? Şimdi steteskobu koyduk. Evet. Sesi ilk duyduğumuz yer büyük tansiyon. Yani hiçbir ses duymuyorduk. Sonrasında sesi duymaya başladık. Ses kaybolduğu anda olan basınç da küçük tansiyon demek. Evet. Küçük tansiyonun da önemi var. Hani sadece tabii. Büyük tansiyon değil. Tabii. Küçüğün de yüksek. Küçüğün de yüksek olmaması İdeal lazım. İdeal tansiyon kaç olmalı? Kadın 12'ye erkek. 8, 11'e 7 civarında olmalı. Şeker hastasıysanız 13'e 8'in üzerinde olmasın. Hı hı. 13'e 8'in üzerinde olduğu zaman hem şeker hastalığının verdiği zarar hem de tansiyonun getirdiği yük beraberinde damarlarda tıkanmaya yol açabiliyor. İki kol arasında. Evet, iki kol arasında fark. Mesela önemli. Bir de sporcular da bende neye düşük diye düşün. Mesela Yasin 13-8 yaşına göre birazcık küçüğünü almadık gerçi ama şimdi alalım bir daha. Yaşla alakası da var mı bunun? Şimdi mesela ben sporcu nabzı diye bir şey vardır tansiyonu diye. Biraz daha düşük, biraz daha kalp ritmi evet, daha şey evet. Çalışır. Ben mesela çocukluğumdan beri o şeydeyimdir. Hep düşüktür düşük benim nabızla tansiyonum. Gidiyor. Aynen. Evet. Sporcularda öyledir. 60'lar evet. Civarındadır. Evet, aynen öyle. Bu iyi bir şey. Yani kötü bir şey değil. Tabii tabii. Umarım öyledir. Şimdi mesela gelelim. Buradaki tansiyonun kaç? Hemen nabzına baktım. Burada buldum. Nabzı hissettiğim yere steteskobun ucunu koydum. Alıyorum 200'e hocam. Kadar şişiriyoruz. Kol kaslarını da geliştiriyorsun aynen. Aynı zamanda. Evet, şimdi yavaş yavaş indiriyoruz. Ben ilk duyduğum sesi ilk duyduğum yer Yasin'in evet 120'ye 80 olarak duydum ben de. Evet. 12'ye 8 yani. 12-8 gayet normal bir tansiyon. Şimdi. Görebildiniz mi? Süper, yakaladınız. Harika. Şimdi eğer iki kol birbirine eşitse bu sağlıklısınız demek. Hı hı. Bir birime kadar olan fark
Yani bir taraf 13, normal. Bir taraf 12. Bir normal. Taraf 13, bir taraf 12, bir taraf 11, bir taraf 12 gibi olduğu zaman bu gene normal. Tamam. Ama birin üzerinde olursa, yani bir taraf mesela 14 çıktı, bir taraf 12 çıktı. Hmm. Bu bir sinyaldir. Ne demek? Çünkü kalp yukarıya kanı gönderiyor. İki basınç eşit olarak buradan tamam. gitmesi gerekir. Bir taraf daha düşükse o zaman burada bir tıkanıklık olabilir. Enteresan. Bu onun göstergesidir. Peki. O yüzden mutlaka tansiyon ölçümlerini ara ara iki taraflı yapmak lazım. Her evet. seferinde gerek yok. Hı-hı. Ama en azından senede bir kere tansiyonu Hı-hı. iki taraflı ölçmekte fayda var. Evet, bu da çok güzel bir not oldu bence hocam. Çok teşekkür ederim. Sağlıklısın canım. Tebrik ediyorum.